Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygambere imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup. Ahirete imanın anlatıldığı, din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz Ve tüm bunların yanında Namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor. Kafandaki soruların cevaplarını alıp aklen, kalben ve ruhen huzur bulmak istiyorsan şimdi okuma vakti. Başlıyoruz. Selamünaleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah 7. Lema'yı okuyacağız. Burada e, biliyorsunuzdur Kur'an-ı Kerim'in birçok manevi mucize yönü var. Bunlardan bir tanesi gaybi mucizeler. Yani gelecekten haber vermesi. Geçmişte yaşanmış hadiselerden haber vermesi de aslında bir nevi gaybi mucizedir. Ama genelde gaybi mucizeler gelecekten haber verilen mucizelerdir. E, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de böyle mucizelerden bahsedilmiştir. E, 7. Lema'da da Fetih Suresinin son 3 ayetini ele alıyor Bediüzzaman Hazretleri buradaki mucizeden bahsedecek. şimdi bu ayeti okuyacağız, tefsirini okuyacağız ama okumadan önce o dönemi, ayet indiği zamanki döneme baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha kendi kabilesine galip olmadığı bir durumda. Yani Mekke'de bile birçok insan hala onun karşısında inanmıyor. Ve bu ayet-i kerimeler geliyor, iniyor yani. Ya bir tane örnek vermek gerekirse mesela diyor ki ayet-i kerimenin tefsirinde. Ee, İslam dini diyor tüm dinlere galip gelecektir diyor. Şimdi o döneme bakıyorsun daha kendi kabilesine e, kendi kabilesini ikna edemeyen bir insan bir anda böyle bir şey söylüyor. Ha, demek ki bunun arkasında aslında bir şunu anlıyoruz. Kimse böyle bir riske girmek istemez. Kimse bu, bu, taşın altına elini sokmak istemez açıkçası. Demek ki gerçekten hak bir peygamber e, ve kainatın sahibi tarafından inen ayetler ki böyle bir şey iddiada bulunuyor. Ve bu iddia bir nevi gerçekleşiyor. Bunun gibi birçok mucizevi gaybi yönden haber veriyor. Hatta halifelerin, biliyorsunuz dört büyük halifemiz var. Halifelerin kendi özelliklerine nazaran sıralamasını bile tertip ettiğini söylüyor ayet-i Mesela Hz. Ebu Hz. Ömer'den sonra, Hz. sonra Hz. Ömer'in geleceğini, daha sonra Hz. Osman'ın geleceğini, daha sonra Hz. Ali'nin geleceğini daha o dönemde peygamber vefat etmeden ayet indiğinde direkt bunların sıra tertibini bile söylüyor. Bunun gibi birçok kısma değiniyor. Çok önemli, çok güzel bir yer. İnşallah okuyalım. Allah istifademizi artırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci lema. Suri Fethin ahirindeki ayetin yedi nevi ihbar gaybisine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad salagallahu rasuluhu rü'ya <laughs> bilhaq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومغسلين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم رحماء <صكت> <سؤال> بينهم تراهم ركعا <تصكت> سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة <تصكت> ومثلهم في الإنجيل <سؤال> كزرع <تص> أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلّى الله العظيم Sure-i bu üç ayetinin çok vücuh icazı vardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın on vücuhu külliyesi külliye-i icaziyesinden ihbar-ı bir gayb vecihi şu üç ayette yedi sekiz vecihle görünüyor. Birincisi, Laqad Salakallahu اللّٰهُ رَسُولَهُ ila ahir. اَخِرِ vukundan evvel katiyet de haber veriyor. İki sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. İkincisi, Fecaile min duni garibe ifade ediyor ki, Sulhu Hudeybiye, Hudeybiye anlaşması çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş. Ve Kureyşiler bir derece galip görünmüş olduğu halde, manen sulh Hudeybiye manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütühatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Fil hakika sulh Hudeybiye ile Çenden maddi kılınç kılıfına muhakkaten konuldu. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barikayı asa elmas kılınca çıktı. Kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Mehasin İslamiyet, Envar-ı Kur'aniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir, bir dahi harp olan Halid bin Velid, ve bir dahi siyaset olan Amir ibn İbnül As radıyallahu anh gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar sulh Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyfi Kur'ani onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemal-i inkıyad ile İslamiyet'e ger ger gerden dani teslim olduktan sonra Hz. Halid bil Seyfullah Allah'ın kılıncı şeklinde girdi ve Fütuhat-ı İslamiye'nin İslami fetihlerin bir kılıncı oldu. Mühim bir sual. Fahru alemin ve Habibu Rabbül alemin Hazreti Resul-i Ekrem selamın vesselamın sahabelerinin müşrikine, müşriklere karşı Uhud'un nihayetinde, Uhud'un sonunda ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? El cevap. Müşrikler içinde o zamanda sahfı sahabede bulunan ekari bir sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için hikmet ilahiye hasenat istikbaliyelerini bir mükafat muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki sahabeler, müstakbeldeki, gelecekteki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler belki suyuf, kılıç korkusuyla değil, belki barikayı hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Üçüncüsü, la tekafun ile ihbar ediyor ki, sizler emniyet mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Halbuki Ceziretül Arap'taki Bedevi Akvam çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureş kabilesi kısmı azamı düşman iken yakın bir zamanda hiç havf, hiç korku hissedilmek sizin mesken Kabe'yi tavaf edeceksiniz bar, ihbarıyla Ceziretül Arabı itaat altına ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emniyeti tamme vaz edilmesine delalet ve ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi vukua gelmiştir. Dördüncüsü. Huvellezî ersale rasûlehu bilhudâ ve dînil hakk liyuzhirehu alet dini kullih kemali katiyet de ihbar ediyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği din umum dinlere gal galebe çalacak. Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasara, Hristiyan ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin ve İran hükümeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan Cihangir devletlerin edyan resmileri iken, resmi dinleri iken kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve katiyet ihbar ediyor, İstikbal o haberi gaybiyi, Bahri Muhiti Şarki'den, Bahri Muhiti Garbi'ye kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Beşincisi, Muhammedur Resulullah ve lezine ma'ahu eşitta'u alel kuffar ruhama'u beynahum tarahum rükka'an succada ila ahir. Şu ayetin başı, sahabelerin enbiyadan, peygamberlerden sonra nevi beşerin içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secayay aliye ve mezayay gali haber vermekle, manayı sarihiyle tabakat sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber mana işaresiyle ehli tahkikçe vefat-ı nebeviden sonra makamına geçecek hulefay raşidine dört büyük halifeye hilafet tertibiyle işaret edip her birisinin en meşhur medar imtiyazları olan sıfat-ı hasayı haber veriyor. Şöyle ki vellezine ma'uhu mahiyet-i mahsusa ve sohbet-i hassa ile en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hz. Sıddık radiyallahu anh'ı gösterdiği gibi eşitta u alel küffar ile istikbalde küre arzın devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adaletiyle zalimlere sayka gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer'i radiyallahu anh'ı gösterir. Ve ruhama beynehum ile İstikbalde en mühim bir fitnenin vuku hazırlanırken kemali merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslimi nefis ederek Kur'an okurken mazlumen şehit olmasını tercih eden Hazreti Osman'a da haber verdiği gibi. Terahum rukyan succeden yebdaguna fazlan min ve ridvana. Saltanat ve ilafete kemal liyakat ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemali zühd ve ibaret ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sucudde devamı ve kesreti herkese musattak olan Hz. Ali'nin radıyallahu an istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve maddubu fazl ilahi olduğunu haber veriyor. Altıncısı, ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الدَّوْرَةِ Fıkrası iki cihet ile ihbar-ı gaybidir. Birincisi, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi ümmi bir zata nispeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki efsaf-ı haber veriyor. Evet Tevrat'ta 19. mektupta beyan edildiği gibi ahir zamanına gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Kutsilerin bayrakları beraberlerindedir. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salat ve velayettiler ki o vazıf, vasıfları kutsiler yani mukaddes tabirle ifade etmiştir. Tevratın pek çok ayrı ayrı lisanlar, lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde şu sure-i fethin meselehum fit tevrah hükmünü müteaddit ayatıyla tasdik ediyor. İkinci cihet ihbar-ı gaybi şudur ki meselehum fit tevrah fıkrasıyla ihbar ediyor ki sahabeler ve tabiinler ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesreti sucuttan hasta olan bir hatimi velayet devinde alın al alınlarında sikkeler görünecek. Evet, istikbal bunu vuzuh ile ve katiyet ile parlak bir surette ispat etmiştir. Evet, o kadar acı fitneler ve dağdayı siyaset içinde gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi bin rekat namaz kılan ve Taus Yemeni gibi 40 sene yatsı abdesiyle sabah namazını eda eden çok mühim pek çok zatlar meselühüm fit tevrah sırrını göstermişlerdir. Yedincisi ve meselühüm fil incili kezer'in ahreca şet'ahu fe azerahu fe stegreze fe ala suqihi ala suqihi yu'cubu zurra ilya gizze bihümül küffar fıkrası iki cihet ile ihbarı gaybidir. Birincisi Nebi-i Ümmi'ye nispeten gayb hükmünde olan İncil'in sahabeler hakkında ihbarını ihbardır. Evet İncil'de ahir zamanda gelecek peygamberin aleyhissalatü vesselamın vasfında me'ahu gazibun min hadidin ve ümmetuhu kezalik gibi ayetler var. Yani Hz. İsa aleyhisselam gibi kılınçsız değil belki sahibi zeyf bir peygamber gelecek. Kılıç sahibi bir peygamber gelecek. Cihada memur olacak ve onun sahabeleri dahi kılınçlı ve cihada memur olacaklardır o gazib, gazib, i hadid sahibi reis alem olacak. Çünkü İncil'in bir yerinde der ben gidiyorum ta alemin reisi aleyhissalatü vesselam gelsin. Yani alemin reisi geliyor demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabeler çenden meptede az ve zayıf görünecekler. Fakat çekirdekler gibi neşvi nema bularak yükselip kalınlaşıp kuvvetleşerek küffarın gayzlarını onlara yutkundurup boğduracak vakitte kılınçlarıyla nevi beşeri kendilerine musahhar edip reisleri olan peygamberin aleyhissalatu vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure-i fethin ayetinin mealini ifade ediyor. İkinci beci, şu fıkra ihbar ediyor ki sahabeler çandan azlığından ve zaafından sulh-i kabul etmişler. Elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kespedecekler ki ruh zemin tarlasında deste kudretle ekilen nevi beşerin o zamanla gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakız, bereketsiz sümbüllerine nispeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar. Ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayz içinde bırakacaklar. Evet, istikbal bu ihbar gaybi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda hafi bir ima daha var ki, sahabeyi tavs tav tavsifatı mühimme ile sena ederken, en büyük bir mükafatın vadi makamca lazım geldiği halde, mağfirah kelimesiyle işaret ediyor ki, istikballe sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret, kusurun vukuuna delalet eder.'' Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matlup ve en yüksek ihsan mahfiret olacak ve en büyük mükafat ise alfile ile mücazat ceza mücazat etmemektir. Mahfiret kelimesi nasıl bu latif imayı gösteriyor? Öyle de surenin başındaki liyan firalek Allahu ma min zenbike ve ma ta'ahhar cümlesiyle Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil. Çünkü ismet var, günah yok belki makam-ı nübüvvete layık bir mana ile peygambere müjdeyi mağfiret ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmek de o imaya bir letafet daha katar. İşte ahir-i fetihin meskur 3 ayeti 10 vücuh icazından yalnız ihbar-ı gaybi veçinin çok vücuhundan çok yönünden yalnız yedi veçini bahsettik. Cüz'i ihtiyari ve kadere dair 26. sözün ahirinde şu ahirki ayetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lemay-i icaza işaret edilmiştir. Bu ahirki ayet cümleleriyle sahabeye baktığı gibi kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor. Ve elfazıyla sahabenin efsafını ifade ettikleri gibi hurufatıyla ve o ayetteki hurufatın tekerür adediyle yine ashabı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakat meşru sahabede bulunan zatları işaret ettikleri gibi ilmi cifrin bir nevi ve bir anahtar olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor. Subhaneke la ilme la illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Suri Fetin ahirindeki ayetin mana işaresiyle verdiği ihbar-ı gaybi münasebetiyle gelecek ayette aynı haber, aynı mana işaretiyle verdiği münasebet de bir nebze ondan bahsedilecek. Bir tetinme. وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَادًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُدْعِ اللّٰهَ وَرَسُولًا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Bu ayetin beyanında binler nüklerinden iki nükleye işaret edeceğiz. Birinci nükle, Kur'an-ı Mucizül Beyan mefahimiyle, manay-ı sarihiyle, ifade-i ettiği gibi ustuplarıyla, hayatıyla çok maani işareyi dahi ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabakay manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. İnsanın cüz'i fikri ve şahsi iradesi olan kelamlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. İşte bu sırra binaen Ayası Kur'an'ın ehli tefsir tarafından hadsiz hakayıkı beyan edilmiş. Müfessirinin beyan etmediği daha çok hakaiki var. Ve bilhassa rufatında ve manay-ı sarihinden başka işaretinde çok ulu ü vardır. İkinci nükte. Bu iki, bu işte bu ayet-i kerime minen nebiyyin ve ve, ve salihine ve salihîn ve hasne ulâike rafîqa tabiriyle sırat-ı müstakimin ehli ve ni'am-ı ilahiye mazhar nevi beşerdeki taife-i enbiya ve kafile-i sıddıkîn ve cemaat Şehada şüheda ve esnaf salihin ve enva-ı tabiinin bulunduklarını ifade etmekle beraber alem-i İslamiyet'te o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra o beş kısmın imamları ve baştaki rüyasalarını sıfat-ı meşhureleriyle zikretmekle onlara delalet edip ifade ettiği gibi ihbar-ı gayt nevinden bir lemay icaz olan o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Evet, minen nebiyyin nasıl ki sarahatta Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bakıyor ve sıddıkin fıkrasıyla Ebu Bekir'i sıddıka bakıyor. Hem Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus ve sıddıkinlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şüheda kelimesiyle Hz. Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Rıdvanullahi Aleyhim, Ecmaini üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü ısıttıktan sonra nübüvvetin ilafetine mazhar olduklarını ve üçü de şehit olacaklarını, fazilet şehadetleri ve sair fezailerine ilave edileceğini işaret ve gaybi bir surette ifade ediyor. Ve salihin kelimesiyle ashab-ı suffe, bedir, rıdvan gibi müntaz zevata işaret ederek ve hasuna ulaike rafiqa cümlesiyle manayı ile onların ittibağına teşvik ve ve tabiinlerdeki tebayeti çok müşerref ve güzel göstermekle mana işaretiyle i, -i erbanın beşincisi olarak ve innel hilafete 30 sene hadis-i şerifini tasdik ettiren müddet hilafeti azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için o mana işaretiyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. Elhasıl sûre i ahiriki ayeti Hülefai Erba'ya baktığı gibi bu ayet dahi teyiden ihbar-ı gayb nevinden onların istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret süresiyle bakar. İşte Kur'an'ın enva icazından olan ihbar-ı gayb nevinin lemat icazesi ayat-ı Kur'aniye'de o kadar çoktur ki hasra gelmez. Ehli zahirin 40-50 ayet tasir etmeleri nazarı zahiri iledir. Hakikatte ise binden geçer. Bazen bir ayette 4-5 vecihle ihbar-ı gaybi bulunur. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akhtana subhanaka la ilmena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Bu tetimme ikinci bir izah. Kardeşlerim her ikisini faydalı bulmasından iki izahı beraber kaydetmişler yoksa biri kafiydi. Şu ahir fetihin işareti gaybiyesini teyit eden hem Fatiha-i Şerife'deki sırat-ı mustakim ehli ve sırada lezine en'amte aleyhim ayetindeki murat kimler olduğunu beyan eden hem ebedül abadın pek uzun yolunda en nurani ünsiyetti, kesretti, cazibedar bir kafile-i refekayı gösteren ve ehl iman ve ashab-ı şuuru şiddetle o kafileye tebayet noktasına iltihak ve refakate mucizane sevk eden şu ayet فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسِدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا yine ahir-i ahirki ayeti gibi ilmi belagatta ma'arizül kelam ve müstet ve terakip tabir edilen manayı maksuttan başka işari ve remzi manalarla hulefai erba ve 5. halife olan Hz. Hasan'a radiyallahu an işaret ediyor. Gaybi umurdan birkaç cedde haber veriyor. Şöyle ki, nasıl ki şu ayet manay sarihiyle nevi beşerde ni'am-ı âli ilahiye mazhar olan, ehli sırat-ı mustakim olan kafile-i enbiya ve taife-i sıddıkin ve cemaat-ı ve enva ı salihin ve sınıf-ı tabi'in, muhsinin olduğunu ifade ettiği gibi, âlem İslam'da dahi o taifelerin en ekmeli ve en eftali bulunduğunu ve nebi-i ahir zamanın sırrı veraset-i nübüvvetten teselsül eden Taifi veresi enbiya ve sıddıkini ekberin madeni, madeni sıddıkiyetten tesessür eden kafili sıddıkin ve Hulefâ-i selasenin şehadet mertebesiyle merbut bulunan kafili şüheda. Ve lezine amenu ve salihat sırrıyla bağlanan cemaat-i salihin, in kuntum tuhibbun Allahe fettebi'uni yuhbibkumullah sırrını imtisal eden ve sahabelerin ve Hulefâ-i raşidinin refakatinde giden, es esnafı tabiini ihbar ı gaybi nevinden gösterdiği gibi ve Sıddıq'ın kelimesiyle mana işaretiyetine sürekli maalesef salat ve selamdan sonra makamına geçecek ve halifesi olacak ve ümmetçe Sıddık unvanıyla şöhret bulacak ve Sıddıq'ın kafilesinin reisi olacak Hazreti Ebubekir Sıddık'ı radiyallahu anh ihbar ediyor. Ve şüheda kelimesiyle Hulefâ-yı Râşidin'den 3'ünün şahadetini haber veriyor ve Sıddıktan sonra 3 şehit halife olacaklar. Çünkü şüheda cemdir. Şühedai cemdir. Cemin ekalli üçtür. Demek Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhüm sıttıktan sonra ris risayet İslamiyet'e geçecekler ve şehit olacaklar. Aynı haberi gaybi vuku bulmuştur. Hem ve salihin kaydı ile ehli suffa gibi suffe gibi taat ve ibadette Tevrat'ın senasına mazhar olmuş ehli salahat ve takva ve ibadet istikballe kesretle bulunacağını ihbar etmekle beraber ve hasuna ulaike rafiqa cümlesiyle sahabeye ilim ve amelde refakat ve tebayet eden tabiinlerin tebayetini tahsin etmekte ebed yolunda o dört kafilenin refakatlerini hasen ve güzel göstermekle beraber ...Hazreti Hasan radıyallahu an birkaç ay gibi kısacık müddet hilafeti çendan az idi. Fakat innel hilafete ba'di thalâthûne sene hükmüyle ve o ihbar-ı gaybiye-i nebeviyenin, nebeviyenin, tasdikiyle ve inne ebni Hasanun hasenun hâzâ seyyidun seyuslihullâhu bihi beyne fiyeteyni azîmeteyn hadisindeki mucizane ihbar-ı gaybiye nebeviyeyi tasdik eden ve iki büyük ordu, iki cemaati azime i azime-i İslamiye'nin musalahasına temin eden ve niza ortalarında kaldıran Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kısacık müddet hilafetine ehemmiyetli gösterip Hulefai Erba'ya bir beşinci halife göstermek için ihbar gaybi nevinden mana işaresiyle ve hasuna ulaike rafika kelimesinde beşinci halifenin ismini ilmi belagatta müstedbeatü terakip tabir edilen bir sır ile işaret ediyor. İşte meskur işare ihbarlar gibi daha çok sırlar var. Sadedimize gelmediği için şimdilik kapı açılmadı. Kur'an-ı Hakîm'in çok ayatı var ki her bir ayet çok vecihlerle ihbar-ı gaybi nevindendir. Bu nevi ihbarat-ı gaybi Kur'aniye binlerdir. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akhtatna subhaneke la la illa ma'allamtana inneke entel alimul hakim. Hatime Kur'an hakimin tevafuk cihetinden tezahür eden icazı nüktelerinden bir ülke şudur ki Kur'an hakimde ismi Allah, Rahman, Rahim, Rab, ve ismi celal yerindeki hüvenin mecmu 4000 küsürdür. Bismillahirrahmanirrahim. Hesabe ebcenin ikinci nevi ki huruf ve heca tertibiyledir. O da 4000 küsür eder. Büyük adetlerde küçük kesirler tevafuku bozmadığından küçük kesirlerden kat nazar edildi. Hem elif la mim mim tazammun ettiği iki vav ve atıf ile beraber 280 küsür eder. Aynen sure-i El-Bakara'nın 280 küsür ismi celaline ve hem 280 küsür ayatın adedine tevafuk etmekle beraber Evcedin hecai tarzındaki ikinci hesabıyla yine 4000 küsür eder. O da yukarıda zikri geçmiş 5 esma-i meşhurenin adedine tevafuk etmekle beraber Bismillahirrahmanirrahim'in kesirlerinden kat nazar adedine tevafuk ediyor. Demek bu sırrı tevafuka binaen Elif, Lam, Mim hem müsemmasını tazamun eden bir isimdir hem El-Bakara'ya El El isim hem Kur'an'a isim hem ikisine muhtasar bir firiste hem ikisinin en müzeci ve hülasası ve çekirdeği hem Bismillahirrahmanirrahim'in mücmelidir. Ebced'in meşhur hesabıyla Bismillahirrahmanirrahim ismi Rab adedine müsavi olmakla beraber Er-Rahmanirrahim'deki mü müşeddet ra iki ra sayısı o vakit 90 olup 990 olup pek çok esrar-ı mühimmeye olup 19 harfiyle 19 bin alemi müftahıdır. Kur'an-ı mülciz Beyan'da Lafz-ı Celal'in tevafukat-ı latifesindendir ki... ...bütün Kur'an'da sayfenin ahirki satırın yukarı kısmında 80 Lafz-ı Celal birbirine tevafukla baktığı gibi... ...aşağıdaki kısmında da aynen 80 Lafz-ı Celal birbirine tevafukla bakar. Tam o ahirki satırın ortasında yine 55 Lafz-ı Celal birbiri üstünde düşüp ittihad ederek... Güya 55 lafzı celalden terekküp etmiş bir tek lafzı celaldir. Ahirki satırın başında yalnız ve bazı üç harfli kısa bir kelime fazla ile 25 tam tevafukla tam ortadaki 55 tam tevafukuna zammed, zammedilince 80 tevafuk olup o satırın nısf evvelindeki 80 tevafuka ve nısf ahirdeki yine 80 tevafuka tevafuk ediyor. Acaba böyle ratif, zarif, muntazam, mevzun, icazlı bu tevafukat nüktesiz, hikmesiz olur mu? Haşa olamaz. Belki o tevafukatın ucu, ucuyla mühim bir define açılabilir. Rabbena la tuakhizna in nesina ev akhtatna subhaneke la ayyemen la illa ma'allemtena inneke enter <laughs> alimil hakim ve akhiru tavana inil hamdulillahi rabbil alemin el-fatiha ve salavat. Evet haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygambere imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup ahirete imanın anlatıldığı, din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. Söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz ve tüm bunların yanında namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor.